Başkanım, ben senden öncelikle depremin kaçıncı gününden itibaren oradasınız? Oradan bir başlayalım. Nerelere gidebildiniz? Gittiğinizde sadece yardım götürmek amacıyla mı gittiniz? Bana kısa bir değerlendirme, kısa bir özetleme yapar mısın? Tabii. Şimdi Altan abi, burada Zonguldak'tan şu anda 7 tır olarak yola çıktı. Şu ana kadar yardımlarımız. İlk günde bizi yolda çıkmak istedik ancak şöyle dediler, basın aracılığıyla biliyorsunuz. Dediler ki yani alımlar yapılmıyor, ilçelere ya da illere girişler yasak. Hı hı. Bu yönde biz çıkmamıştık. Ancak baktık olmuyor. Hani milletimiz, devletimiz hani el ele vermemiz gerekiyor. Biz dört arkadaş, ikisi parti içinden, ikisi diğer arkadaşlar olarak ev artelerimizi aldık. Hı hı. Biz jeneratör, işte delici, hilti, demir kazıklar, kasklarımızı, yeleklerimizi aldık, yola çıktık. Ne zaman çıktık? İki gün oluyor. Kahramanmaraş'a uğradık önce. Adıyaman'la irtibatlıydık biz. Hı hı. Kahramanmaraş'ta fazla vakit kaybetmedik çünkü çalışmalar devam ediyor. Bizim varacağımız yer Adıyaman'dı. Oradan Adıyaman'a geçtik. Yani Adıyaman %80-70'i yerle bir olmuş. Hı hı. Genel olarak da ayakta duran binalar çatlak. Yani yıkıma hazır vaziyette duruyor. Hı hı. İnsanlar sokakta, çatırı olmayan bir sürü, yani çok fazla sayıda insan var. Şunu da gördük, çadır kurmuşlar, yıkıma hazır vaziyette olan binaların dibine kurmuşlar, önlem yok. Hı hı. Koordine sıfır, koordinasyon yok. Kimin ne yaptığı belli değil, yani şu da var, milletin bir boş bakışı var orada şu anda. Yani herkes böyle bir panik havası içinde. Biz ne yaptık? Gittik oradaki irtibat kurduğumuz kişilerle sahaya indik. Tabii biz burada müsaitmişiz. Partilerimizin olduğunu söyledik. Hı hı. Yeterli dediler. Biz biraz vücut çalışması yaptık. Onlara destek verdik. Çok fazla ileriye gidemedik. Devamlı baktık olmuyor. Hani bir yardım faaliyeti oradaki çalışmalara dağıtılmalara. Daha sonrasında karar aldık. Dört arkadaş dedi ki dönelim. Çünkü orada yapacak fazla bir şey kalmadı. Yıkımlar başlayacak. Artık kurtarma çalışmalarında sona gelindi galiba, değil mi Selman Başkan? Kesinlikle geldi. Zaten orada bulunan enkazın altında kalanlar da var ama şöyle bir şey de yani kulaklarımızı duyduk. Hani yıkılma ihtimali şu anda yüksek olan binalar, mesela bina 5-6 katlı. 2-3 katı çökmüş ama geri kalanı duruyor. Evet. Binalarda arama çalışması yapılırken şöyle bir şey var. Jandarma olaya el atıyor ya da emniyet güçleri. Diyor ki bu bina çok riskli arama kurtarma faaliyeti için. Ceset olduğunu bildik herhalde, çember alıp bekletiliyor. Hı hı. Yani kepçeyle yani giriş yapacaklar. Artık cesedi alacaklar ya da alamayacaklar. Bunun bir artık şeyi yok. Alırız ya da alamayız gibi bir düşüncesi olmuyor. Çünkü çok riskli olan binalar var. Yani özetle o enkazlarda canlı olsa bile mevcut binaların durumu tehlike arz ettiğinden kurtarma çalışması, evet, yapılamıyor. Evet. Şu var. Mesela bu binalarda ses alma veya ısı alma cihazlarıyla alakalı tespit yapılıyor. Evet. Mesela dün akşam şahit olduğumuz var. Isı alınmış bir bina vardı. Yarısı çökmüş. Kolonlara kepçe desteği konulmuş. Kolonlarda şey yok, hani çökmek üzere. Evet. Kepçe desteği konulmuş, ısı alınmış ama hani bir saat önce, iki saat önce belki de ölmüş olabilir, vefat etmiş olabilir diyorlar. Ama ısı var, binaya jandarma girmeyin diyor. Böyle bir şeyler de var. Çünkü çok riskli olduğu için. Selman Başkanım, özellikle orada olan bir dostumuz olarak senden öğrenmek istediğim konulardan bir tanesi de şu. Şimdi bu tür büyük afetlerde ve geniş bir kitleyi etkileyen yıkımlarda salgın hastalıkların, özellikle de cenazelerin sağda solda bırakılmak zorunda kalınmasından dolayı ya da insanların temizlik, tuvalet gibi ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı salgın hastalıkların baş göstermesi gibi bir risk var. Şimdi televizyon kanallarında, bilim adamlarını da dinliyoruz. En büyük tehlikelerden biri olarak buna işaret ediyorlar.
Orada bu açıdan bakıldığında Adıyaman'da durum nedir? Yani çevresel kirlilik mi diyeyim, buna nasıl bir kelime bulayım? Kelime bulmakta da insan zorluk çekiyor ama insan sağlığını olumsuz etkileyecek faktörler var mı? Kesinlikle var. Şu anda Adıyaman'da sokaklar ceset kokuyor. Bunu biz bizzat yaşadık. Hani maskemiz olmadığı için biz atılarla önlem aldık. Evet. Hani dediğiniz gibi tuvalet ihtiyacı, yani bu ihtiyaçlar konusunda zaten binaların olmadığı için, giriş olmadığı için seyyar tuvaletler altyapı zaten gitmiş. Evet. Yok. Yıkıntıların içine, yıkıntıların arkasına insanlar ihtiyaçlarını gidiyor. Bunları gördük. Enkaz yığınları olduğu gibi yani çöp yığınları da oluşmuş. Sokaklarda yani emin olun çok aşırı derecede çok farklı kokular var. Yani kokuların orada aşmış. Evet. Yani tarif edilemeyecek kokular var. Yani biz buna da istinaden hani asla bu kararı dönme kararını aldık. Çünkü biz şehirlerimize döndüğümüzde emin olun bu ilerleyen zamanlarda belki de etki yaratabilecek yani. Evet. Selman Başkanım, özellikle İstanbul gibi metropollerden gelen bilgilere bakıldığında deprem bölgesinde hani elbise gibi, yani kıyafet gibi, battaniye gibi temel gereksinimlerin yeterliğinden daha fazla karşılandığı ama içme suyu başta olmak üzere ve ısınma problemini halledecek malzemeler başta olmak üzere hala bazı eksikliklerin olduğu söyleniyor. Yani sizin bu yardım çalışmaları konusunda orada tespit edebildiğiniz eksiklikler var mı? Yani yeteri kadar yardım malzemesi var mı? En azından öyle sorayım soruyu. Altan Bey, burada şöyle bir şey var. Bizim orada gözlemlediğimiz sokakları araçla da dolaştık. Hani açık olan sokaklar, ana yolları. Evet. Yay olarak da dolaştık. Gördüğümüz şeyler var. Yani su ya da yiyecek anlamında eksik görmüyoruz. Görmedik evet. Yani. Araçla da Adıyaman'da. Ulaşılamayan köyler olduğunu söylüyorlar. Biz hani telefonla aldığımız yerler var. Bunlara da ulaştırdık orada. Yeme içme, din konusunda hiçbir eksik görünmüyor. Barınma konusunda bir eksik var. Hani çadır yetmezliği. Hatta yeme konusunda biz birçok ekmeğin sokaklarda olduğunu, hani çöpe atıldığını gördük. Su konusunda da şey yok, eksiklik yok. Dışarılarda belirli bölgelere bırakılmış göze hitap eden bir sürü su var yani. Herkes istediği gibi alabiliyor hani. Diğer şehirlerden gelmiş yani bu Apatya'da Kızılay öncülüğünde olmayan bu şeyler, dernekler, vakıflar ya da normal bir vatandaşlar o kendi aralarında oluşturduğu gönüllüler olarak kendi aralarıyla gelmiş tenceresini ocağına kurmuş, gönül olarak yemek dağıtan bir sürü gönüllüler de var. Yani yeme içme beslenme konusunda sıkıntı görmedim. Dediğiniz gibi ısınma noktası var. Yok ki çünkü enkazlardan çıkan o tahta parçaları, kapılar mesela örnek vereyim, yatak odaların parçaları gibi insanlar buradan alıp da dışarıda ateş yapıyor. Buralarda böyle ısınıyor. Sıkıntı var. Barınma sıkıntısı var, çadır sıkıntısı var. Evet. Emin olun şu an Ankara yoldayım. Şeyde çok giden tırların adli hesabı yok. Bunların büyük çoğunluğu yine aynı şekilde giyim ve gıda. Evet. Aslında hani şöyle desek acaba haksızlık mı etmiş oluruz ya da işgüzarlık mı yapmış oluruz? Çünkü bu işin başında olan birçok insanla konuşuyoruz. Diyorlar ki artık yardım malzemesi tırları adını verdiğimiz bu gönderimler, bu yardım malzemelerinin gönderilmesinde artık seçici olmak lazım. Yani özellikle kılık kıyafet konusu, elbise konusu gibi yardım malzemeleri, yardım tırlarının gönderilmesine gerek yok diye bir izlenim oluşmaya başladı. Yani bu düşünceyi yaymak bizim için sıkıntı mı Selman Başkanım? Ne dersiniz? Doğru mu söylüyorlar yani? Yani bölgede olan kişilerden alınan bilgilere göre bu düşünce yani sıkıntı değil, doğru tespit. Doğru tespit. Çünkü yani bu yerinde oturmuş kişilerin konuştuğu cümlelerden oluşan bir şey olsa bunu doğru diyemeyiz ama bölgedeki kişiler bunu tespit ediyor, görüyor. Buna göre böyle bir cümle yani doğru oluyor. Anladım. Tespiti doğru oluyor yani. Sevgili Selman Başkanım, Allah emeklerinizi zayi etmesin diyorum. Allah sizlerden de razı olsun. Orada siz sanırım iki ilçe başkan yardımcısı olarak görev alıyorsunuz. Evet, doğru. Saygıdeğer başkana da bizden selamlarımızı iletin lütfen.
Sağ salim gelin. Sayın. Allah kazana meladan korusun diyorum. Amin amin inşallah. Çok şuna teşekkür ederim. Etmek istiyorum Sayın abi. Biz yol güzergahında şimdi bir dinlenme molası vermiştik 2-3 saat önce. Sırcı arkadaşlarla denk geldik. Hani bu bölgeye yardım götüren, konteyner evet. götürmüşler, gıda götürmüşler. Tırların gerçekten bazı bölgelerde yağmalama olayı var. Yani silah zoru olayını duydum. Bizzat yaşayanlarla karşılaştım. Şimdi tırcı arkadaşların bu konuda önlem alması, hani bazı kuruluşların yola gönderdiği kişileri önlemlerini alması gerektiğini söylemesi lazım. Evet. Hani her yerde yaşananları duymuyoruz ama mesela Hatay'da bu çok yoğun olduğu bilgileri geliyor. Evet. Biz Adıyaman'da fazla duymadık, Maraş'ta fazla duymadık ama Hatay bölgesi özellikle bu konuda sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. Evet. Otobanlarda mesela yani bir silahla durdurup tırların yağmalanması konusu devam ettiği söyleniyor yani. Hey Allah. Tamam başkanım. Çok teşekkür ederim.